Show Bana Haber'den iyi akşamlar sayın seyirciler. Ben Pınar Erbaş Ersoy. Haftanın son iş gününde günün en sıcak gelişmeleriyle karşınızdayız ve siyaset gelişmelerini aktarmakla başlayacağız. Siyasette yeni bir çözüm süreci iddiaları gündemdeki yerini korurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken mesajlar geldi. Diyalog zemini güçlenmeli dedi. Birlik ve beraberlik mesajları verdi. Gün birlik olma, hep beraber Türkiye olma günüdür. Gün ezeli ve ebedi kardeşliğimizi güçlendirme günüdür. Diyalog zeminini güçlendirmemiz gerekiyor dedi. İsrail'in hedefine ulaşmaması gerektiğini söyledi. Birlik ve beraberlik mesajları verdi. Türkiye üzerinde birleştiğimizde ne kadar büyük olursa olsun, evelallah her badireyi atlatırız. Her meselenin üstesinden geliriz, her türlü sıkıntıyı çözeriz. Ama iç kalemizde bir gedik açılırsa dışarıda verdiğimiz mücadelenin de bir anlamı kalmaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan sanayicilerle buluştu. Ekonomiye ayrı bir parantez açarken son 4 ayda enflasyonun 26,1 puan gerilediğine dikkat çekti. Ekonomi programımızın önceliği olan enflasyonla mücadelede hamdolsun kayda değer mesafe aldık. İnşallah biraz daha sabredecek ve çok daha güzel neticeleri göreceğiz. Erdoğan'ın hedefinde CHP'nin eski genel başkanı da vardı. İsim vermeden Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Sırtından hançerlenmenin öfkesini sosyal medyada sürekli birilerine hakaret ederek çıkarmaya çalışanlara sadece acıyarak bakıyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar. Eski Türkiye'nin unutulmaya yüz tutmuş kötü hatıraları olarak anılmaktan kurtulamayacaklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen birlik ve beraberlik mesajlarına CHP lideri Özgür Özel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı işaret ederek yanıt verdi. Bütün liderler Çankaya Köşkü'nde buluşalım diyen Özel, İsrail'le ticaretin bitmediği iddiasında da bulundu. Çok uzun yıllar sonra tüm siyasi partiler Çankaya Köşkü'nde bir araya gelelim. Bu milletin istediği birliği, beraberliği, barışı, kardeşliği ve hep birlikte bu yoksulluktan kurtulmayı sağlayalım. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunu işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Siyasi parti liderlerinin külliye yerine Çankaya Köşkü'nde buluşmasını önerdi. Var mısın Sayın Erdoğan? Çankaya Köşkü'ne gelmeye. Milletin evinde, atanın evinde milletin temsilcilerini ağırlamaya var mısın? CHP lideri Özgür Özel mesajlarını Antalya'dan verdi. Siyasette yeniden esmeye başlayan normalleşme rüzgarı vardı gündeminde. Geçmişte bizi ağır dille eleştirenler şimdi el sıkmaya, yol aramaya, ilişki kurmaya başladılar. Vallahi doğru yapıyorlar. Özgür Özel dikkat çeken bir iddiada da bulundu. İsrail'le ticaretin devam ettiğini savundu. Böyle tepki gösterdi. Türkiye'den İsrail'e gidecek mallar üçüncü bir ülkenin deposuna gidiyormuş gibi evraklandırılmakta. Türk milletine ve dünyadaki mazlumlar için yüreği yanan herkese şikayet ediyorum. İsrail'le ticareti durdurun, durdurun, durdurun. Dış ekonomiyle mücadelede çok dikkat çeken bir adım daha atıldı ve 7000 lirayı aşan alışverişlerde ödemeler artık sadece banka aracılığıyla ya da kredi kartıyla yapılabilecek. Yeni düzenlemeye uymayanlara da ceza kesilecek. İşte detaylar. Tercih ediyorsunuz genelde? Kart tercih ediyorum. Nakit tercih ediyorum. Çok kredi kartı kullanmak istemiyorum. 7000 lira ve üzeri alışverişler için düğmeye basıldı. Elden ödemeye sınır geldi. Amaç vergide kayıp kaçakları önlemek. 7000 lira üzeri tüm alışverişler artık bankaya da kredi kartıyla yapılabilecek. Elden ödemenin yapıldığının tespiti halinde ise hem satıcıya hem de alıcıya ceza kesilecek. Daha önce de IBAN'la ödeme mercek altına alınmış. Ciddi yaptırımlar gelmişti. Firmalar da tüketiciden kart yerine nakit talep etmeye başlamıştı.
Tabii ki de nakit istiyorlar. Vatandaş da bankamatiğe gidiyor, çekiyor, götürüyor yani. Örneğin 60 bin liraya alınan beyaz eşyada ödemenin nakit yapıldığı tespit edilirse bunun %10'u kadar yani 6 bin lira ceza kesilecek. Kötü bir durum. Zaten faiz koyuyorlar yani. Ama olmaması gereken bir durum yani bence benim açımdan. İyi olmuş bence de. Peki ama bir bankaya da kredi kartı olmayanlar nasıl alışveriş yapacak? Bu durumda satıcının hesabının bulunduğu bankaya müşterinin gitmesi gerekecek. Banka yoluyla alışveriş tamamlanacak. Dekonta da müşterinin alışveriş yaptığına dair bir bilgi yazılması zorunlu olacak. İşte insanlarımız ve bunların bankayla arası, bankamatikle veya kredi kartıyla arası ne kadar iyi tartışılır. Kesinlikle zorlanır. Örneğin 15 bin lira tutarında masa satın almak isteyen kişi eğer bir banka hesabı yoksa ödemeyi gerçekleştirmek için ilgili şirketin hesabının bulunduğu bankanın bir şubesine gitmesi gerekecek. Ödemeyi banka aracılığıyla yapıp dekont alacak. Yapmam kartta, almam da yapmam da. Yasaklandı peşin parayla. Yasak diye bir şey yok. Bursalı bir tekstilci iddiaya göre sanal kumarda yaklaşık 1 milyon lira kaybetmişti ama eşine söylemek yerine inanılmaz bir plan yaptı. Kapkaç senaryosu yazıp arkadaşıyla birlikte oynadı. Tüm servetini kumarda kaybetti. Korkusundan karısına tek kelime söyleyemedi. Paçasını kurtarmak için öyle bir senaryo kurguladı ki duyanlar böylesi Yeşilçam'da bile olmaz dedi. Bursa'da yaşayan tekstilci iddiaya göre sanal kumarda yaklaşık 1 milyon lirasını kaptırmıştı. Düştüğü batağı eşinden sakladı. Kara kara düşünüp bir plan yaptı. Karısına İstanbul'da iş anlaşmasına gidiyorum deyip 58 bin euro ile evden ayrıldı, soluğu terminalde aldı. Telefonla konuştuğu sırada arkasından bir motosikletli yaklaştı ve elindeki para dolu çantayı çalıp kaçtı. Tekstilci peşinden koşsa da motosikletliyi yakalayamadı. Karakola gidip timsah gözyaşları döktü. Sonra da olan biteni eşine anlattı. Ama görüntüleri izleyen polisler bu işte bir terslik olduğunu fark etti. Çünkü motosikletli terminale tekstilciden önce gitmişti. Olaydan sonra da kaskını çıkarıp kıyafetlerini değiştirmişti. Şüphelinin kimliği tespit edilince gerçekler de ortaya çıktı. Aslında ortada kapkaç yoktu. Yaşananlar tekstilcinin senaryosuydu. Eşine borcunu açıklayamadığı için 15 yıllık arkadaşıyla bir olup oyun kurmuştu. İkili adliyeye sevk edildi. İstanbul Esenyurt'ta 4 kez operasyon düzenlenen vukuatlı sitede sular hala durulmadı. Eski ortaklar yine birbirlerini suçladı. İddialar, tehditler havada uçuşurken bulunan bir pompalı tüfek ortalığı daha da karıştırdı. Biraz sonra burayı benzin dökülmüştü. Çete çökmüştü ve 1000'e yakın sahte satışı yapmıştı. Can güvenliğimiz yok. Kürşet falan parçaydı. Yönetim suçladı. Adli kontrolü serbest kalanlar boş durmuyor. Tekrar olayı kaşıyor. Karşı taraf yalanladı. Biz bir yere hiçbir şekilde çökmedik. Örgüt çete kurmadık. Benim can güvenliğim bile tehlikededir diyebilirim. Esenyurt'taki vukuatlı sitede sular hala durulmadı. Sen gevezek yapma, konuşma. Kürşet falan parçaydı. Bunu da tehdit olarak da algılasınlar. Her şey iki ortağın Metin Uçar ve Mehmet Özçelik'in anlaşmazlığa düşmesiyle başlamıştı. Bu Mehmet Özçelik denilen şahıs da çete yöneticisi olarak zaten yargılanıyor. Binama çöktüler deyip bize bir operasyon yaptırdı ki kurulan bir örgüt çete varsa da bunu Metin Uçar kendi kurdu ve yaptı. 1000'e yakın sahte satış yapmıştı. Yağmalama yapıyordu, hırsızlık, gasp. Aynı yeri tekrar 2 kişiye, 3 kişiye falan hani satıyorlardı. Geçtiğimiz yıl siteye 4 kez operasyon yapıldı. 90 kişi tutuklandı. 11 ayın sonunda hepsi tahliye olup dışarı çıktı. İlk duruşmada da hiçbir suçumuz, bağlantımız olmadığı için hakim tarafından serbest bırakıldık. Çete üyeleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıktan sonra da durmadı. İddiaya göre soluğu sitede aldılar. İlk olarak da sitenin hemen altında bulunan boş dükkana yerleştiler. C bloğun altındaki bütün dükkanlar aynı zamanda binanın içerisinde 3 tane de daire şu an çökmüş durumda. Ardından da hem site yöneticilerini hem de site sakinlerini tehdit etmeye başladılar. Değişik kişiler tarafından işte ayağını denk gel şekliyle bir takım dolaylı dolaysız mesajlar verilmeye çalışılıyor. Uzaylıları vermezsin ya. Seni
Sizi de Metris'te göreceğim diye açık açık bu şekilde bir korku salmaya çalışıyor. Beni tekrar tutuklatmak adına, suç işletmek adına, kışkırtmak adına hep baskılar yapmaktadırlar. Tehditler devam ederken yaklaşık 2 gün önce site yöneticileri otoparkta pompalı tüfek buldu. Hemen polise teslim edildi. Poşet gördüm. Poşeti gördüğümde de arkadaştan merdiveni istedim. Çıktım ve namluyu gördüm, silah namlusu. Ya açıkçası onlar bunu bize atfetmek için kendileri de koymuş olabilirler. İddiaların ardı arkası kesilmezken taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Kürşet paramparçaya dedi. Onu da tehdit olarak... Sosyal medya dolandırıcılarının kurbanları arasına bir yenisi daha eklendi. Uygun fiyata hem kahve makinesi hem de elektrikli süpürge almayı hayal eden adam 24 bin lirasından oldu. Yurt dışına gideceğim. Bunları sıfır aldım. Hiç kullanmadım. İnşallah size kullanmak nasip olur. Yazışmalarımızda sıcaklık hissettirdi. Kahve makinesi alıp acı bir kahve içecekti, yanan cebi oldu. Süpürge alıp evi temizleyecekti, silip süpürülen banka hesabı oldu. İlanı geçen hafta Instagram'da gezerken benim sayfama gözüktü. Ben de merak edip sayfasına baktım. Benim beğendiğim süpürge makinesi ve kahve makinesi hoşuma gitti. Gelip alalım diye söylediğimizde ikinci el platformuna yönlendirdi bizi. Ben ikisini pazarlık yaparak 24 bin TL indirdim. Tuna Bey ve eşi uygun fiyata elektrikli süpürge ve kahve makinesi almayı hayal ederken gerçekler başka çıktı. Çünkü karşılarındaki profesyonel bir dolandırıcıydı. Ama bunu anladıklarında 24 bin lirayı çoktan göndermişlerdi. Para uçtu gitti 24 bin TL. Sonradan tabii ki aklıma geldi iki ürün bu fiyata olur mu diye. Tuna Eraydın aklı ilk gelen soruyu en son sorduğuna pişman oldu. Üstelik dolandırıcı yine peşine düştü. Paranız havuzda, 24 bin TL daha ödemeniz gerekiyor. O anda dolandırıldığımı anladım, şok geçirdim. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Bir boş kutu bile göndermediler mi? Maalesef göndermeler geç ki boş kutu olsaydı en azından derdim ki bir şey geldi derdim. Hemen gidip şikayette bulundu. İnşallah bir sonuç çıkar. Ben soğuk su içtim ama başkaları içmesin. İzmir'de polisler uyuşturucu ihbarı üzerine bir eve baskın yaptı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan firari öyle bir yere saklanmıştı ki ekipler bile şaşkına döndü. İşte o tuvalet görünümlü gizli sığınak. Aç kapıyı. Aç. Sana kimse bir şey yapmayacak. Aç. Her yerde aranıyordu. Tuvaletteki gizli bölmeden çıktı. Polisi bile şaşkına çevirdi. Sakin ol. Tamam. Gel kardeşim. Tuvalet kısmına gelindiği zaman burada mıknatıs şekilde demir parçaların olduğu görülmüş. İzmir'deki narkotik operasyonunda gizli bölmeyi tesadüfen fark eden polisler arkasında gizlenen zehir tacirini dışarı çıkarmak için uzun süre dil döktü. Aç kapıyı. Aç. Tamam canım. Ellerini göster. Tamam rahat ol. Rahat ol. Rahat ol. Sakin ol. Tamam. Gel kardeşim. Tuvalet görünümlü uzaktan kumandalı düzenek inanılır gibi değildi. Açma düğmesine basıldığında ses gelmiş. Tuvalet kısmı bu şekilde açıldığında içeride kocaman bir saklanma alanı ve zula olduğu görülmüş. Yüklü miktarda uyuşturucu ile birlikte 3 tüfek ele geçirildi. 2 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs da doğruca cezaevine gönderildi. Bravo. Sakin ol. Tamam. Gel kardeşim. Küçükçekmece'de yaşayan yoğun bakım hemşiresi yıllarca çalışıp dişinden tırnağından arttırarak yaklaşık 1 milyon liralık altın almıştı. Dairesine giren 3 hırsız kadın sadece 14 dakikada hepsini bulup çaldı. 300 gram altın, 5 tane ate lira. Oğlumun biriktirdiği dolarları vardı. 1 milyonun üstünde bir değeri vardı. Kendim yoğun bakım hemşiresiyim. Geceli gündüzlü sürekli çalıştım bu para birikimi yapabilmek için. O yıllarca çalıştı, evlatları için altın alıp sakladı. Kaldırımda yürüyen gözlüklü başörtülü bu üç kadın sadece 14 dakika içinde tüm birikimini çalıp kaçtı. Benim yıllarca birikimimi bir 10 dakika içinde heba etmek bu kadar kolay olmamalı. Çoluğumun çocuğumun geleceğiydi bunlar. Hemşire Erkan Memiş başına geleceklerden habersiz Küçükçekmece'deki dairesinden çıkmıştı.
Sota'da bekleyen hırsızlar vakit kaybetmeden harekete geçti. Kapıyı çekip çıkmıştım. Kapı açmak onlar için çok kolay bir olaymış. O kadar profesyonellerdi ki sanki altınların yerini biliyor gibilerdi. Hemen elleriyle koymuş gibi buldular. Evde hiçbir dağınıklık yoktu. Normalde çanta saklı bir bölmedeydi. Buradan hemen dolabın yanına yaklaştılar ve burayı açtılar. Bu çantayı bulup içindeki altınları çaldılar. El dedektörüyle sanırım giriyorlarmış ve nokta atışı zinet eşyayı bulup hemen çıkıyorlarmış. Eşimi aradığımda hani bu zinet eşyalarının yerini mi değiştirdin? Çanta neden burada diye sorduğumda hayır Erkan ben kesinlikle ellemedim. Her zamanki olduğu yerdedir dedim. Hırsızlar bu çantanın içindeki yaklaşık 1 milyon lira değerindeki altınları çaldılar ve 14 dakika sonra evden ayrıldılar. 300 gram altın, 5 tane atelira, oğlumun biriktirdiği dolarları vardı ve rahmetli annemden kalan en çok da üzüldüğüm bir de eşime ilk doğumda aldığım yüzük. Bunları da alıp gitmişler. 14 dakikada 1 milyonluk altın çalan kadınlar hızlı adımlarla sırra kadem bastı. Onları uzaktan görenlerse misafirlikten döndüklerini sandı. İnşallah bulunur diyorum. Bursa'da 15 yıldır büfe işleten esnaf veresiyeci müşterilerden bıktı ve ne kadar uyarsa da bir türlü biriken borçlarını tahsil edemeyince isyanını kağıtlara yazıp dükkanın her yerine astı. Ömer Cabir yaşadığı sıkıntıyı Show Haber WhatsApp ihbar hattına gönderdiği videoyla anlattı. Milletin yalanlarından, dolanlarından, üç kağıtlarından bıktık artık. Herkes de hep aynı senaryolar. Kimilerinin ayağına sipariş istemesinden, kimilerinin de borç takıp ödememesinden bıktı. Abi bir paket sigara alayım, 5 dakika sonra getireceğim. Ararsın abi akşam kesin söz. Bir hafta boyunca uğramaz, abi hafta sonu öderim. Artık yeter diyen esnaf dükkanını isyan yazılarıyla donattı. Adam yani gözünün içine baka baka yalan konuşuyor. Yeter ki şu kapıdan alıp da bir şey çıkayım da 40 tane yalan atayım. Gerisi önemli değil. Bursa'da 15 yıldır büfe işleten Ömer Cabir veresiye defterinin bir türlü kapanmamasından yılmıştı. Veresiye yazdığımız, haftalık yazdığımız hesaplar var. Adam bir yıl boyunca her hafta ödeyip güven sağlıyor. Arıyorsun, görüldü atıp cevap vermiyor. Telefonla arıyorsun, meşgule atıyor. Düşündü taşındı, isyanını kağıtlara döküp her boşluğa yapıştırdı. Abi maaş alınca geçelim, üzerinden aylar, haftalar geçer durur yani. İnsanlar %90'ı yalan dolan üç kağıtla iş yürütmeye uğraşıyorlar. Dertli esnaf bedavacılara bir kez daha dürüstlük çağrısı yaptı. O yüzden dürüstlüğe davet ediyoruz ama sen istediğin kadar davet et. Kim kimi dinliyor ki? İnsanlarla uğraşmak çok zor. Birbirinden eşsiz lezzetleriyle Giresun İstanbul'a taşındı. Kağıthanedeki tanıtım günlerinde damaklar balıkla, pideyle, fındıkla şenlendi. Kemençeyle de kulakların pası silindi. Gelesun, göresun, yiyesun, doyasun. Giresun sevdam için de bin büyük. Balığın, pidenin, karalahananın enfes kokusu etrafı sardı. Kemençe sesi ise hiç susmadı. En güzel aşlar tereyağlı pideyle başlar diyoruz. Çıkın çıkın gelin. Giresun'un hem yöresel lezzetleri hem de o meşhur Karadeniz coşkusu İstanbulluların ayağına geldi. Giresun Kültür Buluşmaları Kağıthane Hasbahçe'de başladı. Burada Giresun'un pidesinden karalahana çorbasına kadar birbirinden farklı lezzetler bulunuyor. Bir başka vazgeçilmez lezzet karalahana çorbası. İçerisinde efendim barbunyamız var, mısırımız var. Yaklaşık 4-4,5 saatte kaynatarak elde ettiğimiz et suyuyla yaptık bunları. Dünyaca ünlü Giresun fındığı da tezgahlarda yerini aldı. Ben aslen yabancıyım. Giresunlulara gelin geldim Türkiye'ye. Özellikle fındık ezmesini çok sevdim. Erzurum'un yöresel lezzetleri de Konya'da görücüye çıktı. Çağ kebaptan, efendim kadayıf dolmasına, Erzurum fasulyesinden, koltutaş tesbihine varıncaya kadar... Karadenizli bir tır şoförü hurda halde bulduğu 1980 model kamyona kıyamadı. Aldı Trabzon'a getirdi ve 1800 metre yükseklikteki yaylaya çıkardı. Başını sokacağı 4 oda 1 salon eve çevirdi. İşte o kamyon kondu. Müzik
Aracı görünce hoşuma gitti. Dedim ben bunu alıp değerlendireyim. Samsun'dan aldığı Trabzon'a 1800 metre yükseklikteki yaylaya getirdi. 4 oda bir salon kamyon kombiye çevirdi. Bazılarının hoşuna gidiyor. Bazıları aracı gidirdin işte buraya niye gömdün diyenler de oldu. Karadeniz'de aklı bir kez daha hayret ettirdi. Altı kamyon üstü evle mimarlığın mühendisliğin sınırlarını zorladı. Elemeğe var, göz nuru var. Benim için önemli çok. Tır şoförü Neşmi Küçüker 1980 model kamyondan inşa ettiği Haçka Yaylası'ndaki kamyon kondusunu turizme açmayı planlıyor. Araç 4 oda bir oturma odası mutfağa sahip. Düğün tarihi yaklaşanları yakından ilgilendiren bir haberle devam edeceğiz. Altın ve pırlantada indirim çadırı İstanbul Yeni Bosna'da kapılarını açtı. Önceden mesaj çektiler bize, öyle geldik. İndirimler olduğu için çok dikkatimi çekiyor. 41 binden 31 bine düşmüş. Kaçırmam bunu ben. Bir niyetiyle geldik, ikiye çıkardık. Yarım altını getir, bir tane pırlanta yüzük sahibi ol. Altın bilezikler, kolyeler, pırlanta yüzükler, gerdanlıklar. Çoğu kapanın elinde kaldı çünkü fiyatları yarı yarıya düştü. %50 indirimli, hatta maliyetine ve zararına yapacağımız satışlarımız var. Eşiniz mutlu mu bu durumda? Evet, ben de mutluyum. Şu anda çadırın en ihtişamlı ürününü boynumda görüyorsunuz. Fiyatı 4 milyon 218 bin liradan 2 milyon 531 bin liraya düştü. Düğün alışverişi yapanlar da fırsatı kaçırmadı. Heyecanlıyım, 3 ay sonra nişanım var bir de. Onun için alışverişe geldik. Yeni Bosna'daki fırsat çadırında pazar son gün. Bir fırsat fuarı da Bakırköy'deydi. Uygun fiyatları değerlendirmek isteyenler mutlu ayrıldı. Bayağı kaliteli ve çok güzel. Kalitesine göre fiyatı da uygun. 7'den 70'e herkesi ilgilendiren ve 3000 TL'den 3 milyon TL'ye kadar ürün seçme imkanına sahip olacak misafirlerimiz. Bakırköy'deki bir otelde düzenlenen fuar 27 Ekim'e kadar açık. 1930'ların Türkiye'sindeki sanat devrimine ışık tutan Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin gösterimine artık sayılı günler kaldı ve merakla beklenen BKM yapımı filmin galası ise bu akşam. Peki sinema severleri nasıl bir yapım bekliyor? İşte yanıt. Yarın için hususi bir isteğiniz var mı? Var. Muvaffak olmaz. Çok önemli karakterleri oynuyoruz. Çağı yakalamamız lazım. Hatta önüne geçmemiz. Vallahi bizim için de çok özel bir proje. Çünkü bizim şarkımız Cumhuriyet şarkısı geliyor. Gerçek bir hikaye, gerçeküstü bir mücadele. Heyecanla beklenen film Bir Cumhuriyet şarkısının vizyona girmesine sayılı günler kaldı. Uykusuz geceler, gerginlikler, prova, Zeki Bey. En önemlisi de bir kültür sanat devriminin başlangıcına işaret eden bir film. Bir Cumhuriyet şarkısı güçlü oyuncu kadrosuyla içinde geçtiği dönemi başarıyla anlatıyor. Tabii harika bir sanat ekibi vardı. Evet. Değil mi? Yani ve orijinal mekanlarda çektik. Birebir operanın sahnelendiği mekanlarda. O yüzden o çok keyifliydi bir kere, harikaydı. Salih Bademci, Ertan Saban, Ahmet Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen, Şifa Nurgül, Mehmet Özgür, Burak Bilgili, Emre Karayel, Bensu Soral ve Okan Yalabık'ın oynadığı filmin galası bu akşam Beşiktaş'taki bir AVM'de yapılacak. Kültür sanatı, operayı, tiyatroyu, senfoniyi, sinemayı bir noktaya getirebilmek için her gün ama her gün mücadele içerisindeyiz. İnanıldığında her şeyin nasıl başarılabildiğini ve bizim de tam olarak özümüzün de bu olduğunu anlatan bir film. Filmi de çekerken biz de öyle olduk bence. BKM Yazı Grubu'nun kaleme aldığı filmin yönetmeni Yağız Alpak Aydın. Film 1930'lu yılların Türkiye'sinde bir avuç gencin sanatta yaptığı devrimin nefes kesen hikayesini anlatıyor. Bir iş başardık, umarım beğenir. Bir Cumhuriyet şarkısı 25 Ekim'de sinemalarda olacak. Meşakkat olmadan zafer olmaz. Efendim, Şovan Haber'in sonuna geldik. Yarın yine gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızda olacağız. İyi akşamlar.